Məlumat vermək üçün. Məhz bu konferansda iştirak edən qonaqlarımızın bir nümayəndəsini dəvət etmişik. Deməli, Fatih Universitetinin professoru Cihan Okuyuzu, Qafqaz Universitetinin professoru Ömər Okunmuş, Məhməd Özər, hansı ki Türkiyənin 9 Eylül Universitetinin yardımcı dosent doktorudur. O cümlədən Qafqaz Universitetinin rektoru professor Ahmet Səniç bu səhər qonaqlarımızdır. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Sizi də salamlayırıq. Əslində, bax, bu mövzu da çox böyük bir əhəmiyyət daşıyır. Yaxşı olardı ki, bax, bu sualdan başlayaq. Əvvəllər bizim tanımış şairlərimiz, belə deyək də yazıçılarımız hansısa bir sehirli xalatla mı, sehirli xalça ilə və yaxud ki, sim-sim açıl qapı, bax, bu motivdə olan əsərlərlə, nağıllarla, hekayələrlə, şeirlərlə təəccübləndirirdi. Maraqlıdır, bugün uşaqları necə təəccübləndirmək olar? Hə, Ahmet bəy? Mən öncəliklə Azərbaycan xalqının Konstitusiya gününü kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere globalleşen dünyada insanların kendi kültürlerini koruyabilmeleri, onları devam ettirmeleri çocuklara gösterecekleri kaygıyla oluşacaktır. Bildiğiniz üzere bu televizyon veyahut da diğer basın araçları, internet gibi pek çok vasıta aracılığıyla çocuklarımıza direkt olarak mesajlarını verebilmektedir. Eğer biz çocuklarımızın karakterlerini çok güçlü Türk düşüncesi, Türk kültürüyle yoğurabilirsek, o çocuklarımızı biz Amerika'ya da gönderebiliriz, Avrupa'ya da gönderebiliriz ama onlar hiçbir zaman Türk halkının kültürünü ve Türklüklerini unutmayacaklardır. O yüzden bu uşak edebiyatı bizim için oldukça önemli. Ve bizim Türk dili ve Azerbaycan dili muallimleri uzun süren çalışmalardan sonra bu kongreyi ayın 13 Noyabr'la 15 Noyabr arasında geçirecekler. Açılış Filarmoniya'da yapılacak ve daha sonraki 14'ü ve 15'indeki program Kafkas Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Burada esas olarak Türk dünyasındaki çocuk edebiyatında ne gibi problemler var? Bu noktada problemler tartışılacak ve sonuca gidilecek. Belki gelecekte hissetmediğimiz fakat bizi etkileyen bu problemlerin çözümleri bizim çocuklarımızın da çözümleri olacak. Aynen. Ben tabii sizin sorunuzu, yani hangi konu larla ilgili bugün çocuk edebiyatı, bu konuyu ben mütehassıslara bırakmak istiyorum. Hı hı. Teşekkür ediyorum. Buyurun, söz sizde de. Efendim, ben de İçtimai Televizya'ya teşekkür ediyorum bizi böyle bir kongrenin tanıtımına imkan temin ettikleri için. Yani bu kongreyi düzenlememizdeki amaç tamamen bu uşak edebiyatını nazara vermek, bugün artık bir aktüel problem olarak ortaya koymak. Aynı zamanda herhalde biliyorsunuz, bildiğiniz gibi bu Noyabr'ın ikinci haftası Dünya Çocuk Kitapları haftasıdır. Aynı zamanda biz hem ona denk getirdik, yani o haftayı da değerlendirip çocuk haftası münasebetiyle, çocuk kitap haftası münasebetiyle Türk Halkları Uşak Edebiyatı Kongresi'ni düzenledik. İşte bununla aynı zamanda biz Türk dünyasından gelen alimlerin görüşlerini alıp Azerbaycanlı alimlerin de iştirakiyle bu meselenin aktüallığını ortaya koymak ve bu başladığımız yani kongrede nazara aldığımız mevzuları daha sonra da devam ettirmek, bunu bir hayata geçirmek. Hatta biz bu kongre ile birlikte üniversitemizde Türkiye'den gelecek o çocuk kitapları yayıncıları sergi açacaklar. Hı hı. Azerbaycan yayıncılarına kahiş ettik, onlar da sergi açacaklar ve böylece bütün bu çocuk edebiyatı numunelerini, Azerbaycan tabii uşak edebiyatı numunelerini ortaya koyacağız ve yani içtimaiyata bunun ehmiyetini çattırmak için böyle bir başlangıç olarak biz bu şeyi de devam ettireceğiz daha sonra. Yani bizim konaklarımız da razılaşır ki uşak edebiyatının bir tarafı bədii edebiyatla, yani belə deyə də hayatı əks etdirəndirsə, bir tarafı da təlim tərbiyəni tədris edən vasitədir. Elə deyilmi? Yani bizim mənəviyyatımız təbii ki dəyişilmir, amma
baxışlarımız dəyişilir. Yəni bugünlər biz informasiya dövründəyik. Ona görə mən o sualı verdim ki, ola bilər vaxtilə bizi hansısa bir seyirli xalatla, seyirli xalça ilə təəccübləndirirdilərsə, bugün nə ilə təəccübləndirmək olar? Evet. Buyurun. Bu sualınıza ben de yardıma düşen bir misalle cevap vermeye çalışayım. Bizim klasik dövürdeki laylaylarımız, nindilerimiz şifahi edebiyatın, çocuk edebiyatının örnekleriydiler. Ve bunlar insanın şahsiyetini oluşmasında çok mühim bir ehemmiyet taşıyordu. Bu sene rahmete giden büyük Türk dünyasının büyük yazarı, romancısı Cengiz Aytmatov'un bir romanında şöyle bir motif geçer ki bu suale de bir cevaptır. Orada yakalanan ve mankırt yapılan, kafası düşman tarafından esir edilen bir delikanlı var. Anası onu tekrar ayıktırmak, tekrar ona kendi öz kimliğini hatırlatmak ister. Fakat bir türlü bu delikanlı artık aklını yitirdiği için hatırlamamaktadır. Ona lay lay okuyan da o tekrar çocukluğuna geri döner ve kendi öz kimliği de yeniden hatırlar. Tabiatıyla şifahi edebiyattan günümüzde artık yazılı bir edebiyata geçtiğimize göre bunun teorisi üzerinde de düşünmek, eğitimin daha amacı da uygun şekilde yapılabilmesini üniversitelerin düşünmesi lazım. Bu amacın gerçekleşmesi için yapılmış bir kongredir. Aydın'da. Yaptığımız uşak kongresi. Aydın'da. Mehmet Bey, bak bu uşak psikolojisi var. Yani herkes bu uşaq psixologiyasını yani dərindən bilməz. Təbii ki, uşaq ədəbiyyatında bu cür şeirlər, əsərlər yazılır. Elə deyil mi? Evet. Uşaqların yaş fərqi var. Məsələn, balaca uşaqlar təbiət mövzusunda əsərlərə üstünlüyü verər. Ondan biraz böyüklər romantikaya meyli olan əsərlərə üstünlüyü verirlərsə, ondan da biraz böyük olan uşaqlar macera dolu əsərlərə üstünlüyü verir. Sizcə, bak, bu nəyə bağlıdır? Necə izah edərdiniz? Bize bu imkanı verdiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Sualınızdan önce ben farklı bir noktaya dikkat çekeceğim. Ben 1995-97 yılları arasında Bakü'ye gelmiştim. O zamanla şimdiki Bakü arasında çok değişik bir var. Büyük bir değişiklik var. Bakü çok büyük bir şantiyeye dönüşmüş. Bu beni çok umutlandırdı. Türk dünyası adına çok umutlandırdı. Çok mutlu oldum. Heyecanla izliyorum bu gelişmeyi. Dünya da mutlaka bunu takip ediyor. Hı hı. İkinci olarak sorunuzu cevaplamaya çalışayım. Çocukların tabii ki ilgi alanları son derece değişik. Siz aslında özetlediniz. Bir noktada benim söyleyeceğimi de ağzımdan aldınız. Ama ben... Gene bildiğim şekliyle devam etmeye çalışayım. Sözlerinize ilave olarak bazı şeyler söylenebilir. Şu andaki toplantı Türk dünyasının bütün için son derece büyük önem arz ediyor. Bu zamana kadar hep Batı klasikleri veya Rus edebiyatından yapılan çeviriler öncelenmiş idi çocuk edebiyatında. Şimdi bu toplantıyla Türk dünyasının bütününe yayılacak olan yeni bir düşüncenin doğacağını umuyorum. Çok iyi bir plan, çok iyi bir düşünce. Çocuklar da bizim gözümüzün önünde büyüdükleri için onu çok iyi fark edemiyoruz. Ama birdenbire bakıyoruz ki problem farklılaşmış. Hı hı. Dolayısıyla Türk dünyasının geleceği için bu ve benzeri seminerler, toplantılar son derece önem taşıyor. Aslında biz bu mövzuya Ahmet Bey dəfələrlə müraciət eləmişik yeni gün proqramda. Hatta uşaqlardan da suallar vermişik. Məsəl üçün, nədən onlar giləylənlər, nə, hansı mövzuda əsərlərə, şiirlərə, nağıllara böyük bir ehtiyacı var. Məsələn, bugün Azərbaycanda uşaq ədəbiyyatı bir balaca solğun görünür. Bax, bizim üçün bilirsiniz nə maraqlıdır. Türk xalqları uşaq ədəbiyyatının, belə deyək də, hansı oxşar və fərqli cəhətlər var sizcə, Ahmet Bey? Bizim Türk kültürünün ana teması sevgidir. Batı kültüründe daha çok menfaat, aldatma vesaire vardır.
Bu nedenle bu sevginin ön planda olduğu edebiyatla yetişen çocuklar sevgi dolu olacaktır. Mesela ben şunu düşünebilirim. Batı dünyası veya Amerika'nın tarihine baktığımız zaman yüz kızartıcı dünya kadar olaylar gerçekleşmiştir. Ama bizim Türk dünyasında, bizim dedelerimizin yaşadığı toplumda bizim yüzümüzü öne eğecek hiçbir şey yaşanmamıştır. Hatta bizim gittiğimiz yerlerde özgürlükler verilmiştir. Mesela Azerbaycan için söyleyelim. Burada Hristiyanı da, Müslümanı da, Yahudisi de çok rahat yaşayabiliyor. Bu nedir? Bizim hoşgörümüz, sevgimiz. Yani bu ayrı bir değerdir. Evet. Halbuki bakıyorsunuz, biz hiçbir eseri yıkmamakla beraber Rodos'a gidiyorsunuz. Rodos'ta bir tane cami bırakmamışlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani bizim insanlara saygı, sevgi ve her yaratılanı Allah tarafından yaratıldığı için ona sevgiyle bakılmış. Bir karıncaya sevgiyle bakılmış. Bir hayvana, bir bitkiye sevgiyle bakılmış. Yani bu bizim kendi değerlerimizdir. Sonra bizde mertlik vardır, dürüstlük vardır. Bu mertlik, dürüstlük, mesela diyelim biz bir arkadaşımızı seviyorsak onun maddi cihetleriyle sevmiyoruz. Onu biz arkadaşımız olduğu için evet. seviyoruz. Yani bunlar menfaate dönüştüğü zaman kötü örneklerini görüyoruz. Bir de eğer biz çocukların kitap okumalarını sağlamak istiyorsak, ben anne babalara şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Televizyon açıkken çocuklarımız kitap okumaz. Biz de kitap okuyalım, çocuklarımız da kitap okusun. Evet. Bu çok çok önemlidir. Ailede okuma saatleri olsun. Bunu yapmadığımız takdirde gerçekten fikri, duygu ve düşüncesi kuvvetli nesiller yetiştiremeyiz. Hı hı. Ben Azerbaycan'ı şöyle tarif edebilirim. Burası edebiyat ülkesidir. Evet. Bu değerlerimizi daha da yüceltelim. Evet. Yani Ahmet Bey'in sözüne kuvvet. Yani bir var ki uşağa dersen ki oku kitap oku. Bir de var ki özün okuyursan onu tedrisinde yani yardımcı olursan tabii ki hem de özün okuyacaksan bileceksin hem de evladın öğrenecek. Bu bakımdan yani çok büyük ehemmiyeti var. Bak bu konferansta başka kimler iştirak edecek? Yaxşı olardı ki evet. bu soruda siz cevap yani, verirdiniz. Türkiye'den yani 130 kadar alim yani 58 üniversiteden ve Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Dağıstan'dan yani konaklarımız alimler olacak. Onlar kendi uşak edebiyatı sahasında tebliğlerini sunacaklar. Ve biz bununla şunu amaçlıyoruz. Bu şeyde ortaya çıkacak değerleri icabında Azerbaycan Türkçesini aktarıp hani burada çap etmek, bastırmak. Daha sonra Türkiye, Azerbaycan'da değerli şeyler varsa onları Türkiye Türkçesine aktarıp Türkiye'de böylece Türk dünyasında mevcut olan bizim öz değerlerimize, öz anneannelerimize uygun olarak mevcut olan uşak edebiyatını nazara vermek. Yani tercüme etmeksizin hani bizim klasik irsimizden de istifade edip hani yeni bir bugünkü nesle uygun düşecek yeni bir uşak edebiyatının yaranmasına bu kongreyle bir teklifler verip yardımcı olmak yani amacımız budur. Çok güzel. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Seher seher geldiniz. Bak bu sözü giden konferans hakkında tamaşaçılarımıza malumat verdi. Aslında uşaklara her zaman dikkat göstermeye lazımdır. Çünkü onlar bizim geleceğimizdir.